Efendim iyi hafta sonları. Bugün güneşli bir gündü. E, ee, dışarıdaydık. Güneşin tadını çıkaralım. Çocukların çıkma saati malum. O arada e, gidelim gezelim. Hava alsın çocuk dedik. Ve şimdi evimize geldik. Günün ilk videosunu çekiyorum. Bu iki video olayı güzel gidiyor. Güzel insanlar. ikisini peş peşe çekiyorum. Belli saat dilimleri fark koyarak yüklüyoruz. Ee, tabii derbi haftası. Derbiye dönük çok bilgiler vermeye çalıştık. Transfer dönemine dönük e, kulağımıza gelen bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Yine bu videoda derbiye dönük yorumum, istihbaratım, eleştirilerim olacak. Fakat arkadaşlar bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Benim bu sosyal medya çıktıktan sonra meslek hayatımda yaşadığım en ciddi sıkıntılardan biri Aslında ülkemizin en büyük sorunlarından biri sosyal medya trolllüğü yani sosyal medya trolleri derken arkadaşlar herkesi kastetmiyoruz ama bir troll yapılanması var bu sadece Beşiktaş'la ilgili değil siyasetten sanata kadar spora kadar her alanda var şimdi burada gerçek Beşiktaş taraftarları ve o oluşumları ayrı tutma başka sizin de dikkat etmeniz gerektiği e, gereken bir nokta olduğu için e, ve hakikaten ülkemizin iş güvenliğini yakından ilgilendiren bir nokta olduğu için e, bundan bir başlamak istiyorum ve aynı zamanda Beşiktaş paylaşımıyla, Beşiktaş'ın resmi hesabındaki paylaşımıyla da ilgili dün Ağız Spor'da yaptığım yorumu bir kez daha burada daha detaylı anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bir hesap vardır Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de 10 tweet'ten 10 e, tweet, altta 10 tweet Ten 9'u takım ile ilgilidir. tutlu takımla ilgilidir. Bazen bir bakıyorsun siyasi tweetler de atıyor. Bak siyasi derken yani herkesin oy verdiği bir parti vardır. O olay başka. Senin iş güvenliğini tehdit edici tweetler. Yani kutuplaştırıcı tweetler. Onun aynı aksit e, aksi görüşü olan başka hesap da var. Ben bu konuda uzman oldum. Yani hesapların hangi amaçlara hizmet ettiği konusunda benim bazı abilerim sayesinde, büyüklerim sayesinde uzmanı oldum. Kendilerini maskelerler, kimi zaman kendini taraftar kimliğiyle maskeler, kimi zaman kendini başka figürlerle maskeler. Şimdi bunlar, kastettiğim bunlar. Yoksa normal taraftar hesapları farklı tabii ki. Fakat arkadaşlar, bu, bu nedenle sosyal medyada bu tuzaklara düşmeyin. Bir bakıyorsun 100 bin takipçisi var. Karşıdan da 100 bin kişi takipçi. Yani takip edeni takip ederim mantığıyla bir hesap oluşturmuş. Sonra oradan işte reklam geliri orayı siyasi amaçlı olarak da kullanıyor. Bakın bu oyunlara gelmeyin. Neyi takip ettiğinizi, kimleri takip ettiğinizi maalesef bilemiyoruz. Çünkü artık dijital toplumda insanoğlu sosyal medyada sadece bir hesap ismi bir fotoğraftan ibaret hale geliyor. Dolayısıyla sosyal medyada aman gözünüzü seveyim dikkatli olun. Beşiktaş sevginizi alarak sizi farklı yerlere çekebilecek art niyetler var. Bu bir. İki. Beşiktaş dün resmi sitesine bir paylaşım yaptı ve bu sıra dışı bir paylaşımdı. Yani ben daha önce herhangi bir kulübün bu kadar e, böylesine bu tarzda bir paylaşım yaptığını görmedim. İki kulüp arasında mizah, espri olur. Pandemi döneminde o taraftarların da keyif aldı. Benim de çok keyif aldım. Ramazan ayındaki o paylaşımları hatırlayın. Top patladı, derbiler yani Çok güzel, çok keyiflendik. Bunlar olur. Ayrıca şunu da belirteyim. Beşiktaş resmi hesabı Twitter'daki resmi paylaşımında ana konu Kadıköy'deki verilmeyen penaltılar konusunda yüzde yüz haklı. Yani bunu ben de defalarca dile getirdim. Sürekli bahsettim. Geçen seneki Kadıköy'deki maç sürekli ve hep dedim ki Fenerbahçe'yi konuşan yorumcular, muhabirler, yazarlar buna penaltı demediği sürece Türk futbolundan bir şey olmaz dedim. Hep dedim bunu. Ben Beşiktaş'ın haksız şekilde kazandığı penaltılarda penaltı değil dedim. Ben Beşiktaş'ın haksız, haksız şekilde verilmeyen penaltılarında ayağa kalktım. Amigo gibi. O aslında Beşiktaş'ı Amigolu değil. Türk futbolunun itibarını kurtardı. Ama işte ben hep söylüyorum bizim medyada da bazı temizlikleri yapılması lazım. Çünkü artık medyada Vedat Okyarlar, Doğan Koloğluğiller, İslam Çupikiller, efendime söyleyeyim Orhan Aldışgiller, Lefterler, Can Bartular yok. Sosyal medyanın bu kültürsüzlüğünde farklı bir yorumcu tarzı çıkıyor ortaya artık arkadaşlar. Ben size tek bir soru sorayım. Bugün Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı Süleyman Seba olsaydı dün o paylaşım olur muydu? Soru bu. Soru bu. Ben de cevabımı verim. O paylaşım olmazdı. Çünkü o paylaşım Beşiktaş'a zarar verir. Beşiktaş futbol takımına zarar verir. Karşı takımı oyuncularını daha fazla motive eder. Arkadaşlar daha fazla. Bir bakın ölü taklidi yap her zaman favori gözükme ölü taklidi yap bırak onlar havaya girsin. Medipol Başakşehir maçını Beşiktaş nasıl kazandı? Başakşehir gümbür gümbür çatır çatır yener falan ne oldu? Bakın aklın yolu bir. Taraftar aklı başkadır. Yönetim aklı başkadır. Beşiktaş resmi hesabı taraftar aklı şeklinde yönetilemez. O paylaşımı falanca haber, falanca site, Beşiktaş'la ilgili o siteler yapar. O paylaşımı, o konuları ben dinlerim. YouTube'da, televizyonda onları ben söylerim. Efendimiz'in yorumcular söyler. Taraftar platformları söyler. Çok güzel taraftar platformları var sosyal medyada. Yorumcular, radyodaki konuşanlar, yazarlar, çizerler söyler. O başka. Orada Beşiktaş yönetimi haklı. Ama Beşiktaş resmi hesabı efendim sosyal medyada taraftadan çok baskı var deyip iletişimcilerini de dinlerse böyle bir hata ortaya çıkar. Bu karşı takımı motive etmekten başka bir şeye yaramaz. Bırak ölü taklit yapa yapa gel. Evet hakem tartışmalı bir isim. Ben de hep söyledim genç hakemler olsun hata yapsın dersin ki genç. Fakat işte orada çalışıyor, Koş grubunda çalışıyor, işte falanca firmada çalışıyor bir sürü şeyler çıktı. Ben bilmiyorum doğruysa zaten skandal. bunun doğru olup olmadığını Beşiktaş yönetimi de zaten teyit ettirebilir. Kayıtlar vardır, SSK'sı vardır, bordrosu vardır, o vardır. Bugün yani benim nerede çalıştığım, senin nerede çalıştığını herkes bulabilir. Sigortalı çalıştığın zaman bulunur. Çıkartın belgeleri. Arkadaşlar böyle böyle. Bu adam orada çalışıyor. Böyle olmaz de yer yerinden oynasın. Çıkarmadığın zaman ne diyorlar biliyor musun? Ya böyle bir şey olabilir mi? E, bu sefer karşı tarafı haklı duruma çıkarıyorsun. Sen belki haklıyken haksız duruma düşüyorsun. Adınlar idare akıllatılır ama taraftar aklını dinleyeceksin. Taraftar aklını dinleyeceksin. O ayrı. Benim demek istediğim bu. Burada başarısız bir iletişim hamlesi var. Beşiktaş haksız demiyorum. Haklı tabii ki. Ama o paylaşım Beşiktaş kulübü değil o paylaşımı daha farklı platformlar yapmalı. Demek istediğimi anlatabiliyor miyim? Bazen devletler bazı işleri kendisi yapmaz. Dünyaya bakın, siyasete bakın, savaşlara bakın. Terör niye var? Oralara gidiyor. Çünkü kendini ak göstermeye çalışıyor. Ki gösteremiyorlar da yani kulüpler de resmi hesaplar da her paylaşımı kendisi yapmamalı bence. Demek istediğim nokta bu. O işler ayrı, bu işler ayrı. Kutuplaştırır, Allah göstermesin. Sen haklıyken haksız duruma düşersin. Demek istediğim nokta iletişimle ilgili. Beşiktaş kulübünün haklı olup olmaması ile ilgili değil. Şimdi o sosyal medyada Vay efendim bu böyle konuştu, şöyle konuştu diye taraftarının önüne atmaya çalışan bazı gruplar sizlerin kim olduğunu insanlar biliyor artık. Sizlerin kim olduğunu... Ben bir kere Beşiktaşlıyım. Ben Beşiktaş'la ilgili konuşabilirim. Amerika'da zenci zenciye zenci der. Aralarında böyle konuşur. Filmlerde baktığınız zaman. Çünkü adam siyah. Kendiyle dalga geçiyor. Kendiyle. Ben bir Karadenizliyle dalga geçemem. Ama Karadenizli kendisine geçebilir. Ben bir Kürt dalga geçemem. Ama Kürt kendi kendine geçebilir. Bir Beşiktaşlı da bir Beşiktaşlı da bu şekilde konuşur. Sen Sosyal medyada sadece bir profil fotoğrafı ve sahte bir isim gibi bir garip bir isim, kim olduğunu belli değil. Ne yapıyorsun? Beni hedef gösterip algı yapıyorsun. İkincisi, benim meslektaşlarım arasında bu tür oluşumları takip edenler var, kınıyorum. Ve beni hedef gösterdiler o meslektaşların bazıları. Kınıyorum, şiddetle kınıyorum. Çünkü bazı gazeteciler ne yapıyorlar biliyorsunuz bu tür hesaplarla ilişki kuruyorlar. RT'ler, hashtagler, meştekler hepsi sahte okey. Hani ağaç demiş ya baltaya sana bir şey demiyorum da sapın benden. Bizim meslek o hale geliyor. bu sosyal medya kanunu iyi ki çıktı. İyi ki çıktı. emin olun ki o kanunla ilgili çok şeyler çıkacak ortaya. O zaman göreceksiniz. Efendim gelelim derbiye. Gözümüz hakemin üzerinde. Ben haftalar söylüyorum. Hakemlere dikkat, hakemlere dikkat derken bunu ben söylerken onu yazmıyor arkadaş. Dün hafif bir cımbızda onu paylaş. Uyanık seni. Takip edenler biliyor. Güzel insanlar beni biliyor. Ben haftalardır hakemlerle ilgili konuşuyorum. Dikkat edin, dikkat edin. Yönetime söylüyorum. Uyardım defalarca. Sizler de şahitsiniz. Dikkat edin. Şimdi bu maçta da gözümüz hakemin üzerinde. Evet hakem bu maçta hata yaptı. Hey Serdar Serdar bak haklıymış falan. Mesele o değil. Sen haksızsın Demir. Bırak bu paylaşımı başkası yapsın. Sen niye yapıyorsun? Olay o ama gözümüz hakemin üzerinde. Bakın net. Ben bunu bütün Fener maçı da söylüyorum. Galatasaray da söylüyorum. Çıkacaksınız, konuşacaksınız. Adaletsizlik olduğu bir yerde sessiz kalırsanız evinize haram lokma götürmüş olursunuz. Ben konuşuyorum Beşiktaş'ın yani haksız bir şekilde beş bir kıyak yapıldığında bizler konuşuyoruz. Bizler değil mi tribünlerde pozisyon penaltı değilmiş Allah belanı versin diye bazen. Beşiktaş tribünleri dedi bunu. Hatırlayın. Ünlü stadında. İşte bunları söylemezseniz olmaz. Şimdi diyorlar ki abi sen de diğerleri gibi olsana falan. Ya arkadaş bırak da bizim de bir farklılığımız olsun ya. Beşiktaş'ın da bir farklılığı olsun. Yani Beşiktaş yorumcusunun, Beşiktaş yazarının, Beşiktaş başkanın Beşiktaş taraftarının bir farklılığı olsun ya. Arkadaşlar Süleyman Seba ne güzel insan işte bak neler neler ikincilik yani takım rakibin e, oyuncuları var diye kutlama yaptırmamış bir başkanın biz farklıyız. Öyle bakalım olaya. Biz kediye kedi deriz, karaya kara deriz, beyaza beyaz deriz. Biz haklıyız. Öyle dolanmayız. Efendim derbide Aydın Hasis biliyorsunuz e, negatiften pozitife döndü tekrar. Ben ne diyordum? Bir şeyler söylerken ama şimdilik hep bunu kullanırım. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki bakın Adem Layıkçı mecburen Sergen Önce kadroyu almak zorunda. Yani hazır olmayan bir Adem'i almak zorunda. Çünkü Hasic de yok. Gökhan'ı da kaybettin. Kenarda dursun. En, en kötü ihtimal hani bir şey olur. Mecbur kalırsın. Oynatmak zorunda kalırsın 15 dakika. O nedenle götürmek zorunda zaten. Kadro Vallahi şu an antrenman yapılıyor ama en son konuş, konuştuğumda bir kez daha tekrarım kadro şu şekilde. E, son kadro yarın değişir değişmez bu akşam değişir değişmez bilmiyorum ama son şekli Utku Kalede sağda Rozier solda Rıdvan Allah şans versin Rıdvan'ıma ortada Necip Montero önde Souza e, Atiba önünde mensa sağda Geza solda Lerin ileride Abu Bakar. Mensah'ın Fenerbahçe maçları da istatistikleri de çok önemli. Büyük maçlarda iyi oynuyor. Ben Başakşehir maçındaki ilk yarıdaki Mensah'ı beğendim. İlk yarıdaki Mensah gibi oynasın. Beş yeter. Hatiba o maçta gibi oynasın. Yeter. Larin o maçta oynasın. Yeter. Yalnız Larin bu haftada gol atarsa hakikaten Sörlöt gibi bir golcü diyeceğim. Yani Sörlöt, geçen senenin Sörlötü neyse bu senenin Sörlötü sanki Karl Larin. Hani Zico'ya beyaz pele diyorlar ya. Lanet'e de siyah söllöt diyeceğiz herhalde. Böyle giderse. Her maç atıyor. İçimden bir his diyor ki sanki derbide de enteresan işler yapacak gibi ee, umutluyum. umutluyum. Beşiktaş kötü oynamaz. Benim beklentim bu yönde. Skor ne olur ne olmaz bilmiyorum. E, bir video daha gelecek. Açıkçası videonun konusu e, hafif derbi. Biraz da farklı konular vakit ayırdığınız için teşekkür ederim güzel insanlar. Beğeni çok önemli. Siz, siz olun. Sosyal medyada her hesaba inanmayın. Dikkatli olun. Evet çok güzel. Beşiktaş hesapları da var. Bazılarını ben de takip ediyorum. Bazıları hakikaten Beşiktaş'ın menfaatleri için güzel şeyler yapıyorlar. Kendi hesaplarını siyasete de alet etmiyorlar. Futbol futboldur arkadaş. Bizim de hepimizin de siyasi görüşleri var. Ama siyasette görüşlerimiz ne olursa olsun, futbolda görüşlerimiz ne olursa olsun Bizim Türk bayrağıdır. Bunu unutmayan güzel insanlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.